Citroen ECE4 X ile 1000 km yol yaptım. Peki kaç kez şarj ettim? Şarj sıkıntısı çektim mi? İstasyon bulma endişesi yaşadım mı? Yolculuğum kaç saat sürdü? Ne kadar enerji tükettim? Yakıt masrafım ne kadar oldu? Ve daha fazlası şimdi başlıyor. Selam dostlar, elektrikli otomobille uzun yola çıkılır mı? Çıkacağız, göreceğiz ve sizinle de paylaşacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Şu anda Büyükçekmece Citroen Çetaş'tayız. Çetaş'ın desteğiyle bunu yapacağız. Öncelikle onu söylemem lazım. Buradan yola çıkacağız. Tekirdağ üzerinden sonra Çanakkale'ye. Çanakkale'den böyle Körfez'den, yani Edremit Körfezi'nden işte Altınoluk'tu, Akçay'dı. Buradan güzel bir yolculuk yapacağız. Balıkesir'e geçeceğiz. Oradan Bursa'ya ve Kocaeli üzerinden de İstanbul'a döneceğiz. Yaklaşık da 1000 kilometrelik bir yol yapmış olacağız. Peki bu 1000 kilometrede başımıza neler gelecek? Yani bu otomobil bizi uğraştıracak mı? En önemlisi de arada yapmak zorunda olacağımız şarjlarda ne kadar süre kaybımız olacak? Tüm bunları hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağımızı da birazdan araca bindiğimde size anlatacağım. Şimdi isterseniz aracı gidelim bir şarj edelim, %100 şarja getirelim. Ondan sonra da yolculuğumuz başlasın. Evet, Citroen ECE4 X ile yolculuğumuza başlıyoruz. Bunun için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ne yaptık mesela? Burayı tamamen, tüm verileri sıfırladık ve kronometremizi açtık. Niye kronometre kullanacağız? Hemen onu söyleyeyim. 1000 kilometrelik bir yolculuğu ne kadar zamanda tamamlayacağımızı ölçeceğiz. Çünkü bununla ilgili Avrupa'da bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan bir çalışmada bu ECE4 X birinci sırayı aldı. 4 farklı araç test edildi, elektrikli araç. Ve bu konuda ECE4X önemli bir başarı kazandı. Biz de bunun bir benzerini Türkiye'de yapmak istiyoruz. Çetaş'ın desteğiyle. Peki ne yapacağız? Şimdi bunu başlatacağız. Yolculuğumuza çıkacağız. Yani o süre içinde, yolculuk bu 1000 kilometre içinde kaç kere şarj için gireceğiz ve o şarj dönemlerinde ne kadar zaman kaybedeceğiz? Bunu da göreceğiz. Tekrar İstanbul'a 1000 kilometreyi tamamlayıp döndüğümüzde ne kadar bir zaman geçmiş olacak? Onu da göreceğiz. Tabii ki mümkün olduğu kadar az yakıt tüketmek üzerine kullanacağız aracı. Süre orada da biraz geçeceği için o da önemli. Ama şimdi isterseniz başlatalım ve yolculuğumuza çıkalım. Evet, başlatıyorum. Evet, yolculuğumuz güzel başladı ama dışarıda biraz yağmur var. Bu yağmur belki birazcık menzilimizi kısaltacak. Çok değil ama ıslak zeminin tutunmasıyla kuru zemin aynı olmayacağı için kısmen de olsa, çok az da olsa, yani mesela toplamda belki 10-20 kilometre de olsa menzilimiz hafiften kısalacaktır diye düşünüyorum. Ama bunun çok ciddi bir etkisi olmaz. Şimdi Tekirdağ'a doğru gidiyoruz. Büyükçekmece'den çıktık. Arkasından Gelibolu üzerinden yeni köprümüze, yani Çanakkale Köprüsü'ne çıkacağız. Oradan geçip Çanakkale üzerinden Ayvacık, Küçük Kuyu, Altınoluk, Akçay diyeceğiz. Aşağı doğru gideceğiz ve yine Ayvalık'tan geçeceğiz. İzmir'e ulaşacağız. İzmir'den döneceğiz ve İstanbul'a Bursa üzerinden geleceğiz. Biz hesabını yaptık. Tam 1000 kilometre menzil olacak. Bakalım bu 1000 kilometreyi nasıl geleceğiz. Şimdi bu yolculukta bize eşlik eden Citroen ECE4 X ile ilgili birazcık teknik veriler paylaşayım sizle. Bu otomobilin Türkiye'de iki farklı motor gücüyle satıldığını söylemek lazım. 100 ve 115 kW'lık motorlar bunlar. Elektrikli otomobillerde artık kilowatt diyoruz. Ama bunların kaç beygire tekabül ettiğini de söylemek isterim. Birincisi 136 beygir, ikincisi de 156 beygir. Yani ikisinin arasında bir 20 beygirlik fark var ama menzilde de fark ediyor. Bu arada her ikisi de 230 Nm'lik torka sahipler.
Demin de söylediğim gibi bu iki seçenek hem güçte hem de menzilde farklılıklar gösteriyor. Mesela 136 beygir olanı 360 kilometre menzile ulaşırken diğeri, yani 156 beygir güce sahip olanı ise 417 kilometre menzile erişebiliyor. Her iki seçeneğin maksimum hızı 150 kilometre saatle sınırlandırılmış. Bu enerjiden tasarruf etmek maksadıyla yapılmış bir şey. Ama ivmelenmede, yani 0-100'de bu 156 beygir olanı 9.3 saniyede 0'dan 100'e çıkabiliyor. Diğerinin 0-100 ivmelenmesi ise, yani 136 beygir olanınsa 10 saniye. ADAS diye bildiğimiz bütün aktif güvenlik ekipmanları bu otomobilde var. Üstüne üstlük bir de seviye 2 yarı otonom sürüş sistemi de var. Şimdi siz buradan adaptif cruise control yardımıyla ayarınızı yapıyorsunuz. Yani diyelim ki hızınızı 100 kilometrede, 120 kilometreye ayarlıyorsunuz. Sonra tamamen sadece elinizi direksiyonda tutarak yolunuza devam ediyorsunuz. Aracı kendi kendine sürmeye başlıyor. Yani önünüze herhangi bir şey çıkabilir. İşte bu araç olabilir, motosikletli, bisikletli, yaya olabilir ya da bir hayvan olabilir. O zaman yavaşlaması gerektiği yerde yavaşlıyor. Hatta durması gerektiğinde tamamen fren yapıyor. Sert freni de yapıyor. Panik fren gerekiyorsa panik freni de yapıyor. Ama ortada bir engel kalmadıysa yahut da siz diyelim ki sollama yaptıysanız önündeki aracı, o tekrar sizin ayarladığınız hıza çıkıncaya kadar yoluna devam ediyor. Yani siz gaza, frene, herhangi bir şeye basmadan ilerleyebiliyorsunuz. Bu özellikle şehir trafiğinde, İstanbul trafiğinde çok çok işe yarıyor ve bu otomobilde bu özellik var. Yağmur bir türlü kesilmedi ama bizim yolculuğumuz kesintisiz devam ediyor. Kınalı Sapağı'ndan geçtik ve Tekirdağ'a doğru ilerliyoruz. Bu arada biz aslında 3 kişilik bir ekibiz ama diğer arkadaşlar beni takip etmek için, bu aracın dışarıdan takip çekimlerini yapabilmek için ikinci bir araçta yer alıyorlar. Ben burada yalnızım ama yine de keyifli geçiyor. En azından onların varlığını biliyorum. Zaman zaman bazı yerlerde duracağız. Belki bir yemek molası vereceğiz, bir kahve molası vereceğiz. O zamanlar zaten bir araya geleceğiz. Şimdi yolculuğumuz devam ediyor. Tekirdağ'a vardığımızda, en azından Tekirdağ'ın girişinde tekrar sizinle buluşacağım arkadaşlar. Evet, Tekirdağ'a geldik. Hatta çıkmak üzereyiz. Ve 1 saat 9 dakika 55 saniye geçmiş. Bence oldukça iyi bir süre. Biliyorsunuz Kınalı'dan sonra peş peşe yazlık köyler geliyor ve onların içinde de kırmızı ışıklar var. O kırmızı ışıklarda da duruyor olmamıza rağmen baya baya 1 saat gibi bir sürede artık Tekirdağ'a çıkma noktasına geldik. Şimdi Çanakkale'ye doğru devam edeceğiz. Ama aracın verilerine de bir bakalım. Tam dolu bataryayla çıkmıştık. Ne kadar bataryamızda şarj kalmış, hem onu görelim hem de daha ne kadar menzil kat edebilir onu da bir görmüş olalım. Buyurun. Evet, gördüğümüz gibi 73 km saat hızla ortalama gelmişiz. Bunda şu anda burada çekim sırasında bekleme süremiz de dahil ve tabii ki kırmızı ışıklarda durmamız vesaire her şey dahil olmak üzere 73 km hız görünüyor. Ortalama hızımız ve 16.9 kilowatt saat 100 kilometrede enerji tüketmişiz. Burada %66'lık bir şarj seviyemiz görünüyor. Yani şarjımız hala oldukça iyi ve 240 kilometre menzil kat edebiliriz diyor içindeki şarjla birlikte. Tabii o değişebilir, yani sürüşünüze bağlı, yokuşa bağlı, inişe bağlı vesaire o değişebilir ama %66'lık bir batarya şarj seviyemiz var. Bu da gayet güzel. Şimdi yolumuza devam edelim. Şimdi bu otomobilin Avrupa'da ilginç bir başarı hikayesi var. Ben de bundan dolayı bu projeyi yapmak istedim. Sağ olsun ÇETAŞ da bize destek oldu bu konuda. Şöyle anlatayım. UTEC diye Avrupa'da bağımsız bir test kuruluşu var. Bu kuruluş çeşitli araçları birbirleriyle kıyaslayarak, karşılaştırma yaparak sonuçları açıklıyor. Ve işte o sonuçları da markalar, araç markaları kendi başarıları olarak paylaşıyorlar. Bana düşen haber şöyleydi. IC4X'in
1000 kilometre menzil başarız. Şimdi 1000 kilometrelik bir menzili olmadığını biliyorum. Yani şehir trafiğinde bile 500'lerde, 500 civarlarında bir menzil kat ettiği iddiasında var. Eyvallah, bunu da yakalayabilir ama 1000 kilometre çok ciddi bir iddia. Ve dedim ki yani yeni bir geliştirme mi yapıldı? Yani IC4X'e 1000 kilometre menzil kat edecek bir yeni batarya mı kullanıldı? Hemen haberi okuyayım istedim. Anladım ki UTEC burada bir karşılaştırma yapmış. Bu karşılaştırmada da Renault Megane E-Tech, MG4, Volkswagen ID ve bu IC4X'i birbiriyle karşılaştırmış. Karşılaştırmanın mantığı şu: 1000 kilometre menzil kat ediyorlar, aynı güzergahta gidiyorlar ve en hızlı hangisi dönüyor? Yani 1000 kilometreyi en hızlı hangisi tamamlıyor? Neden bunu yapıyorlar? Çünkü elektrikli otomobillerin uzun yolculuklardaki en büyük sıkıntısı şarj sürelerinin uzun olması. Bundan şikayet çok fazla geliyor. Çünkü yolculuğu uzatıyor, toplam yolculuk süresini de uzatıyor. Bu da pek çok insanın şikayet ettiği bir konu oluyor. İşte UTEC bu şikayetten yola çıkarak en iyi performansı hangi araç gösterir demiş ve 4 aracın içinde en iyi performansı, en kısa süreyi bu Citroen IC4X gösterdiği için de birinci olmuş. Biz de bundan yola çıkarak bu projeyi gerçekleştiriyoruz. ÇETAŞ da bize destek oluyor. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Biraz önce Gelibolu Çanakkale otoyoluna Malkara gişelerinden girdik. Buraya gelinceye kadar Kınalı'dan itibaren biliyorsunuz bölünmüş yolda geldik ve o yolun üzerinde yazlık bölgeler, köyler vesaireler vardı. Ve onların içinde kırmızı ışık noktaları da vardı. Oralarda da durmak zorunda kaldık. Hemen isterseniz size raporumu açıklayayım. Bu arada tabii bayağı yokuş çıkardık. Onu da, o yokuş çıkmak demek enerjinin daha fazla tüketilmesi demek. Onu da bilmekte yarar var. Hemen raporumu size iletiyorum arkadaşlar. Ortalama 78 kilometre saat hızla gelmişiz. Bunun içinde durmalar, kalkmalar, kırmızı ışıkta beklemeler ve trafikte takılmalar dahil. Tabii biz genellikle 100, 110, 120 kilometre saat hızlarla gelmeye çalıştık. Ama işte onlar da dahil olunca 78 kilometre ortalama hız görünüyor. Ve 16.4 kilowatt saatte 100 kilometrede ortalama enerji tüketmişiz. Şimdi şehirler arası yolculukta 16.4 kilowatt saat oldukça başarılı gerçekten. Bu aslında şehir trafiğinde yakalanabilecek bir sonuç. Zaten WLTP normuna göre de ortalama enerji tüketimi 14.8 kilowatt saat görünüyor. 16.4 kilowatt saat şehirler arası yolculukta, ki bizim neredeyse tamamı şehirler arası geçti yolculuğumuz, çok çok gerçekten başarılı bir sonuç ve bu hani WLTP normunun da çok altında kalıyor. Yani ondan bile daha tasarruflu bir sürüş elde etmişiz ve sürekli olarak da yağmurlu bir yolda geliyoruz. Şu anda mesela sileceklerimiz yetişmiyor. Daha da arttı yağmurun şiddeti. Bu yağmur demek aynı zaman fırtına demek, rüzgar demek. Dolayısıyla araç dinamiğini de etkileyen bir şey. Buna rağmen de 16.4 kWh 100 km'de ortalama bir enerji tüketimiyle gelmişiz. Ben gerçekten başarılı buldum. Bu kış şartlarında, yağmurlu ve soğuk havada menzilimizin çok olumsuz etkilenmemesinin altında yatan bir neden var. C4X'te bir ısı pompası var. Evet, bu otomobilde bir ısı pompası yer aldığı için işte soğuk hava olmasına rağmen çok fazla menzilimiz olumsuz manada etkilenmiyor. Bu da C4X'in önemli ve artı bir özelliği. Şimdi Çanakkale Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Gelibolu civarlarında ben kamerayı tekrar açacağım. Otoyol üzerinde şarj istasyonunun olduğunu gördüm ve hemen oradan saptım. Çünkü %38'lik bir şarjımız görünüyor. Burada şarj istasyonuna bağlayacağız. Hem biraz mola vermiş olacağız hem de %80'e kadar doldurmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar süremiz burada kaybolacak, onu da görmüş olacağız. Hadi şimdi şarjımızı yapalım. Oh,
%38 olan şarjımızı %81'e kadar şarj etmiş olduk ve bunun için yaklaşık 25 dakika geçti. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Evet dostlar, şu anda Saros Körfezi'ni sağımıza aldık ve Gelibolu'ya doğru ilerliyoruz. Ben bu Saros Körfezi'ni çok severim gerçekten. 40 yıldır hemen hemen her yıl buraya gelmeden edemem. Mutlaka mesela burada güzel kamp alanları vardır. Oralarda kamp içinde gelebilirsiniz. Deniz için tabii ki gelmelisiniz. Çünkü denizi çok güzeldir. Çok temizdir bir kere ve büyük bir körfez olduğu için de dalga çok ters bir rüzgar esmiyorsa neredeyse dalga hiç yoktur. Çocuklar için de çok güzel koyları, kumsalları vardır. Kumsal da böyle bayağı ince kumsaldır. Bilenler bilir zaten. O yüzden de hani bilmeyenler için de tavsiye edebileceğim bir bölge. Bu yaz en azından bir deneyin derim. Evet dostlar, şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiyoruz. Muhteşem güzellikte bir manzara var. Aşağıda Boğaz'ın manzarası bir başka güzel. Köprünün manzarası ayrı bir güzel. Çünkü bu en uzun köprülerden biri. Yani dünyadaki köprüler arasında da, asma köprüler arasında da en uzun köprülerden biri. Şu anda da işte Çanakkale şehitlerimize adanmış köprümüzden geçiyoruz. Aşağıda da muhteşem böyle dingin bir deniz var. Bu kadar yağmur yağdı. Bu yağmur demek ki fırtına demektir yani birazcık. Ama aşağıda neredeyse hiç dalga yok. Çarşaf gibi bir deniz var. Boğaz'daki görüntüyü söylüyorum. Çok güzel görünüyor gerçekten. Güneş de öyle güzel yansımış ki. Harika görünüyor. Evet, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ardımızda bırakırken size son raporumu iletmek istiyorum. Bakalım neler olmuş. 237 kilometre gelmişiz. Büyükçekmece'den buraya. Ve 16.1 kilowatt saat 100 kilometrede ortalama yakıt, yani enerji tüketmişiz ve 80 kilometreye çıkmış ortalama hızımız. Bu ilginç değil mi? Yani ortalama hızımız yükseliyor ama yakıt tüketimimiz düşüyor. Şehirler arası yolculuklarda normalde ne kadar çok basarsanız, yani hızınız ne kadar artarsa o kadar yakıt tüketiminiz, enerji tüketiminiz de artması lazımken şu anda bizim enerji tüketimimiz düşmüş. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Belli yerlerde evet, Tekirdağ'a çıktıktan sonra birazcık dik bir rampa çıkarak geldik ama ondan sonra da deniz seviyesine doğru indiğimiz için Saros Körfezi'ne doğru da biraz inişli geldik. Ondan sebep de bu yakıt ya da enerji tüketimimiz, hep bu yakıt tüketimi ağzımıza alıştığı için böyle söylüyoruz ama enerji tüketimimiz de bu arada düşmüş, ortalama hızımız arttığı halde. Hadi devam ediyoruz şimdi. Evet, şu anda Lapseki'den Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Oradan da Edremit Körfezi'ne ineceğiz. Ayvalık üzerinden, yani Ayvalık'ın yakınından geçeceğiz, içine girmeyeceğiz. Ama İzmir'e ineceğiz ve İzmir'den de tekrar İstanbul'a otoyoldan döneceğiz. Bakalım yol bize daha neler yaşatacak, neler gösterecek. Şimdilik kameraları kapatıyoruz. Birazdan açacağız Çanakkale'ye geldiğimizde. Evet, şu anda Çanakkale'ye geldik ve içeri gireceğiz, şehre gireceğiz. Çünkü karnımız çok acıktı ekip olarak. Saat 15.49'u gösteriyor. Biz hala öğle yemeği yemedik. Sabah da böyle üstün körü bir kahvaltı yapmıştık. Ekipteki arkadaşlarımızdan Okay burayı iyi bilir. Çünkü Gelibolu'da yazlığı var. O şimdi öne geçti diğer araçla. Ve ben onu takip ediyorum. O güzel bir yere götüreceğini vaat etti. Bakalım nasıl güzel bir yermiş. Bu bölgede köfte yemek lazım. Bakalım köfte mi yedirecek bize. Okay'ın insafına kaldık diyelim artık. Hadi şimdi Çanakkale'ye doğru bir ilerleyelim. Bu arada kronometreyi durdurduk çünkü bu şahsımıza özel bir molaydı. Yani herhangi bir şarj vesaire gibi yolculuğu etkileyen bir şey olmadığı için biz bunu durdurmak ihtiyacı duyduk. Ama kahve molası verdik diyelim. Orada şarj edebiliyorsak şayet kronometreyi durdurmuyoruz. Bir taraftan kahvemizi içerken o da şarj oluyor ama kronometre de çalışmaya devam ediyor. Burada herhangi araçla bir şey yapmayacağımız için, kendimize özel bir şey yapacağımız için kronometreyi durdurduk. Bu arada köprü geçiş ücreti 410 liraymış.
Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum açıkçası. Yani her zaman geçenler, sürekli geçenler için çok yüksek bir meblağ. İyi ki biz buradan çok fazla geçmek zorunda kalmıyoruz. Çanakkale'de karnımızı bir güzel doyurduk. Tekrar yola çıktık. Şu anda yolculuğa devam ediyoruz. Ama şunu söylemem lazım arkadaşlar. Bugüne kadar yediğim en güzel lahmacunu yedim. Uzun zamandır da lahmacun yemiyordum. Çok böyle özlemiştim. Biraz fiyatı pahalıydı ama o kadar güzel yapmıştı ki. Antep usulü lahmacun yedim. Fakat Antep'te bile o kadar güzelini yememiştim. Hiç abartısız söylüyorum. Ya da çok mu acıktım bu kadar lezzetli geldi? Ama değil değil. Kesinlikle değil. Çok lezzetliydi. Diğer arkadaşlarım da, ekip arkadaşlarım da benimle aynı fikri paylaştılar. Günaydı galiba. Şimdi çok yanılıyorsam düzelteceğim daha sonra. Altta yorum bölümüne eğer ki Günay değilse yazacağım. Günaysa da yazarım gerçi ama yani Çanakkale'ye geldiğinizde buraya mutlaka uğrayın. Bilenler de biliyordur muhtemelen ama ben çok çok beğendim gerçekten lahmacununu. Şimdi yolculuğumuz devam ediyor. İzmir'e doğru gidiyoruz. Hemen isterseniz bir rapor da vereyim bu arada. %56 şarjımız kalmış. Hala bayağı yüksek diyebilirim. Yani bir 150 kilometre daha gittikten sonra belki şarj edebiliriz diye düşünüyorum. Zaten 190 kilometre gider diyor. Belki 200 kilometrede rahat gider bu. Ama biz 150 kilometrelerde ya da 130-140'larda eğer bir şarj istasyonuna denk gelirsek orada şarj ederiz diye düşünüyorum. Diğer verileri de hemen paylaşayım. 15.7 kilowatt saate düşmüş yakıt harcamamız, yani enerji harcamamız 15.7. Bu arada 282 kilometrede yol yapmışız. Ve şehir içinde girdiğimiz için şehrinde trafiği bayağı yoğundu Çanakkale'nin. O yüzden ortalama hızımız 72'lere düşmüş. Muhtemelen o trafikten dolayı da 15.7'ye düştü harcamamız, enerji tüketimimiz. Şu anda durum bu. Devam ediyoruz yolculuğumuza. Şimdi Küçükkuyu, Altınoluk, Akçay, Edremit Körfezi, oradan Ayvalık ve İzmir'e doğru devam edeceğiz. Birazdan yine kamerayı açar, sizinle hasbihal ederiz arkadaşlar. Asos'u bilir misiniz arkadaşlar? Hani Behramkale'dir asıl adı ama orada bir Asos antik kenti vardır. Ve muhteşem bir denizin kıyısında bir tepenin üstündedir bu antik kent. Ve çok etkileyicidir gerçekten. Benim içinse çok farklı bir anlamı vardır. Çünkü hem belki de işte kişisel tarihimde ilk kez Ege'de bir kıyıda tatile çıktığım bir beldedir. Bu benim için çok önemli ve değerli bir andır. Çünkü o dönemde biraz başım bulutlu, biraz belki hayatımdaki ilk aşkı yaşıyordum. O yüzden de benim için çok etkileyici bir yer olmuştu. Hatta Asos için özel bir şiir bile yazmıştım. Asos antik kentinin o surlarının dibine oturup o şiiri yazmıştım. O yüzden benim için çok önemli bir bölge. Şu anda da Asos bölgesine geldik. Asos'un sapağındayız. Biz tabii sapıp içeriye Asos'a gitmeyeceğiz. Devam edeceğiz İzmir'e doğru yolculuğumuza. Ama buraya her geldiğimde bende birçok şey duygu depreşir. O yüzden de burası benim için çok özel bir yerdir. Kamerayı açmışken hemen bir rapor daha vereyim arkadaşlar size. Evet, 343 kilometre yol gelmişiz şu ana kadar. Büyükçekmece'den buraya kadar ve 15.7 kilowatt saat 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimimiz olmuş. Yani gittikçe düşüyor bu. Ortalama hızımızsa 76 kilometre görünüyor. Bu arada bir kere daha söyleyeyim isterseniz. Mesela şu anda ben 115 kilometre hızla gidiyorum. Ama
76 görünmesinin sebebi, yolda gelirken mesela Ezine'den geçtik. Yine Assos sapağında ışıklar vardı, orada durduk. Ve daha ilginci, yaklaşık ne kadar işte epey bir dolaştık Çanakkale içindeki trafikte. O trafikte geçirdiğimiz süre vesaire, bunları da dahil ettiği için böyle 76 kilometre civarında görünüyor. Ama biz normalde 115-120 kilometre civarında bir hızla normal yollarda devam ediyoruz. Evet, şu anda da işte Kaz Dağları tünellerine geldik. Kaz Dağı tünelleri karşımızda. Şimdi tünelden geçeceğiz. Evet, tünele gittikçe yaklaşıyoruz ve birazdan tünele gireceğiz. Bilenler bilir, Kaz Dağı yolları çok virajlıydı. Neredeyse böyle yani 30-40 kilometre ortalama hızlarla inmek zorundaydınız. Bu tüneller çok çok iyi oldu gerçekten. Şu anda mesela ben tünelin içinde 120 kilometre hızla gidiyorum. Gerçi evet, 80 kilometreymiş buradaki hız sınırı. Düşelim 80 kilometreye. 80 kilometrede gayet iyi, hem de çok kısaldı yol bu arada. Yani bu tüneller vasıtasıyla doğrudan Assos sapağını geçtikten biraz sonra tünellere giriyorsunuz ve küçük kuyunun içine kadar iniyorsunuz. Oradan da tabii ki Altınoluk, Akçay, Verelini, Ayvalık, İzmir. Evet, tünellerin böyle aralarda bir boşluklar da oluşuyor. Ama bayağı iyi aydınlatmışlar. Şu anda ben sanki tünelde değil gibi görünüyorum kamerada. Bayağı da uzun tüneller bu arada. Kaç metre bakmadım, girişte yazıyordur mutlaka da. Olmadı yani Google amcaya sorarız, oradan ekranın üstüne bir yazarız onu. Oo, bayağı uzun. Bitmedi. Neredeyse Avrasya tüneli kadar var yani. Burası bildiğim kadarıyla 5,5 kilometre. Yani burası da o kadar var mı bilmiyorum ama bayağı uzunmuş. Git bitmiyor hala. Tabii sürekli iniş aşağı gittiğimiz için de araç kendi kendini şarj ediyor bu arada tünel içinde. Hala bitmedi bu arada tünel. Ben birkaç kere geçtim bu tünelden ama bu kadar uzun olduğunu hatırlamıyorum. Demek ki bayağı uzunmuş. Şu anda kaç dakikadır tünelin içindeyiz bilmiyorum ama epey bir oldu. Yani videoya baktığımız zaman anlarız gerçi kaç dakika olduğunu ama bayağı uzadı ya. Hala da ışık görünmüyor. Evet, şimdi ışığı gördüm. Buradan sonra tekrar var mıydı tünel, hatırlamıyorum. Herhalde yoktu, bitti burada. Evet, galiba bitti. Bitti. Bir daha gelecek mi ya? Evet, tekrar geliyor. Şimdi buradan geçtim daha önceden ama hatırlamıyordum bu kadar olduğunu. Bir daha geliyor galiba. Ama yok. Yok yok, gelmiyor tekrar. Şu anda en azından yok. Daha sonra var mıydı hatırlayamadım şimdi. Evet, biraz önce, tünelden önce daha doğrusu, şarjımız %32 görünüyordu. Şu anda %34'e çıktı. Çünkü kendi kendini şarj ediyor epey bir zamandır. Bütün tünel boyunca kendi kendine şarj etti. Daha da şarj etmeye devam ediyor, tüneli bitirdik. Çünkü Kaz Dağları'nın neredeyse tepesine doğru çıktık. Tüneller vasıtasıyla şu anda da iniyoruz. Sahile, yani deniz seviyesine indiğimiz için de sürekli iniş halindeyiz ve bak şimdi %34 görünüyor. Birazdan bakalım ne kadar görünecek. Evet, işte Edremit Körfezi göründü bu arada. Yani küçük kuyuya hemen hemen geldik. Muhteşem bir deniz. Edremit Körfezi'nin ilginç bir tarafı vardır. Benim çünkü bir zamanlar burada bir evim de vardı. Altınoluk'un bir köyünde. Narlı diye bir köyü var. Biraz dağın yamacındadır. Kaz Dağları'nın yamacındadır. Orada bir evim vardı. Oradan manzarayı seyretmek çok güzeldi gerçekten. Ve akşam olduğunda genellikle burası, yani Edremit Körfezi, inanılmaz sakin bir denize dönüşür. Çarşaf gibidir. Bazen mesela 6-7 gibi o saatlere geldiğinde böyle çok coşkulu olur, çok fazla dalga olur. Sonra bir durulur. Yani benim bir abim vardı burada, çok sevdiğim de bir abim. Onunla bir gün bir yemek yiyoruz sahilde. Çok fazla böyle coşkulu bir dalga var. Yani deli dalgalar diyelim. Ve ben dedim ki ya şu dalga niye bu kadar coştu deniz? Biraz sakin olsa da şöyle bir manzara seyretsek derken, dedi ki aşağı yukarı 6,5 civarındaydık orada.
Dedi ki bir 10-15 dakika sonra dedi burası öyle bir durulacak ki göreceksin dedi. Ve zannediyorum 6.45 olabilir. 6 yani 18'den bahsediyorum akşamın 6'sı. Yahut da ne bileyim 6.50 olabilir. Deniz öyle bir sakinledi ki demin ki o deli deniz birden böyle çarşafa dönüştü. Ve abiye dedim ki sen abi bunu nereden biliyorsun böyle? Her gün burada yaşıyoruz bunları dedi ya. Bu hemen hemen her gün böyle olur dedi. Önce coşar, bazen hiç coşmaz ama önce coşar, coştuysa da bu saatlerde dinginleşir ve muhteşem bir manzara ortaya çıkar dedi. Gerçekten de çok muhteşem bir manzara vardı. Şu anda Küçükkuyu'dayız bu arada arkadaşlar. Ve birazdan Altınoluk'a doğru devam edeceğiz. Biz o arada yine kamerayı açarız. Şu anda yolculuğumuz devam etsin. Evet, şu anda akşamı ettik ve Balıkesir'in Edremit ilçesine geldik. %26 gibi bir şarjımız var. Yaklaşık sanıyorum bir 90-100 kilometre daha gidebiliriz ama burada bir şarj istasyonu bulmuşken hem de çok fazla boşaltmayalım. Çünkü çok boşalan bataryalar dolarken biraz daha fazla zaman harcayabiliyor. Biraz daha zorlanıyor çünkü. Yani 10'un altına, 15'in altına düşmemek lazım. Diğer taraftan da mesela 85'in üstüne, 90'ın üstüne çıkmamak lazım şarj ederken. O yüzden de bu aralıkta kalmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar ne kadar yolculuk yapmışız hemen? 390 kilometre yolculuk yapmışız. Yaklaşık 400 kilometre diyelim biz buna. 400 kilometrelik yolculuğumuz sırasında hiç telaş yaşanmadık. Yani demedik ki ya bir yerde ya bulamazsak, ya bir şarj istasyonuna rastlamazsak, yahut da şarj istasyonu bulduk ama DC bulamazsak, yani AC dediğimiz yavaş şarj bulursak çok uzun zamanımızı alacak türünden hiçbir kaygı, hiçbir problem yaşamadık. Cep telefonumuzdaki uygulamadan baktık. Önümüze gelen yerde de durduk. Şu ana kadar da zaten iki kere durduk. Yani 400 kilometrede iki kere durmamıza çok gerek yoktu belki. Ama kısa kısa yani genellikle mesela bir öncekinde %38'deyken durmuştuk. %80'e kadar şarj etmiştik. Yani tam doldurmuyoruz, tam boşaltmıyoruz. Böyle biraz daha kafamız rahat olsun istiyoruz. Ve ikinci duruşumuz bu daha doğrusu. 400 kilometrede aslına bakılırsa bir tek şarjla bir kere arada bir şarj ederek gelmiş olduk. Şimdi de isterseniz inelim, şarjımızı yapalım. Sonra da yolumuza devam edeceğiz. Evet, şuradan istersen bakalım. Bak şimdi şarjı başlat diyoruz ve bu CCS diyen bu bizim DC şarj dediğimiz şarjlardır. Yani hızlı şarj. Şarjı başlat diyorum ve işte başladı. Buradaki mavi ışık yandığı anda şarj başlıyor demektir. Bakın burada da zaten başladı. Onun %0 gösterdiğine bakma, daha okuyamadı içerideki. Evet, 26 gördüğünüz gibi okudu ve şu anda şarj başladı. Hatta şuradan detaylara basalım. Şu anda daha henüz şarja tam başlamadığı için 0-0 görünüyor. O birazdan okuyacak onu ve evet, bu 400 voltluk bir voltaja sahip olduğu için burada çıkış voltajı 372 civarında görünüyor. Evet. Muhtemelen bu, hatta şuradan bakayım ben buna. Evet, 120 kW'lık bir şarj bu. Şu anda da bizimki 100 kW'lık bir çekim gücüne sahip olduğu için 76 kW'la dolum yapıyor. %27'ler olduğu için. Hatta 77'ye çıktı. O zaman daha yükseğe de çıkabilir. 80'leri de bulabilir. Ve
Burada ne yazıyor? Tamamını doldurursak 56 dakika yazıyor. Çünkü demin de söylediğim gibi 85'ten 90'dan sonra çok uzun sürüyor şarjın dolması. Muhtemelen biz bunu 80'lere falan çıkarana kadar burada 20-25 dakikalık bir süre geçecek. Evet dostlar, yolculuğumuzun sadece 400 kilometresini bugün gündüz vaktiyle tamamlamış olduk. Biz daha İzmir'e kadar gideceğiz. Ayvalık'tan sonra İzmir'e kadar gideceğiz. İzmir'den döndüğümüzde İstanbul'a da, yani Büyükçekmece'ye döndüğümüzde tam olarak 1000 kilometreyi tamamlamış olacağız. Ama gece yolculuğu olacağı için size bu videoları çok fazla aktaramayacağız. Yani video görüntülerini çok sizinle paylaşamayacağız. O yüzden biz yolculuğumuzu tamamlayacağız. Yarın sabah itibariyle de Büyükçekmece'deki ÇETAŞ Citroen bayiinde size olanları bitenleri tek tek anlatacağız. Bütün raporlarımızı da sizinle paylaşmış olacağız. En azından şimdilik hoşça kalın. Sabah buluşmak üzere. Evet dostlar, Citroen C4X ile 1000 kilometrelik yolculuğumuzu tamamladık ve İstanbul'a, Büyükçekmece'ye Citroen ÇETAŞ'a ulaşmış olduk. Ve yol notlarım var. Şimdi bu yol notlarını tabii doğal olarak o kadar çok ayrıntı var ki aklımda tutmak zor olacağı için burada not tuttum. Şimdi bu notlardan sizinle paylaşacağım. 1000 kilometre yolculuğumuzun tamamında 186.25 kilowatt saatlik enerji harcadık. Bu da tamamı DC şarj istasyonlarında şarj oldu ve toplamda 1626 lira 25 kuruşluk enerji tüketmiş olduk. Yani kilometre başına aşağı yukarı 1 lira 63 kuruş gibi bir rakam ortaya çıktı ve dediğim gibi yani dışarıda DC hızlı şarjlarda bunu şarj ettik. Evden şarj edip çıkmış olsaydık, yani ilk dolumu evde yapmış olsaydık yaklaşık 300 lira tasarruf etmiş olacaktık. O zaman da 1326 lira filan civarında bir rakam ortaya çıkacaktı. Yani kilometre başına 1.32 kuruş gibi bir rakamla tamamlamış olacaktık. Tabii ilk de evden çıkarken ancak bunu yapabilirdik. Ama onu da burada şarj etmiştik ve yine cebimizden harcayarak onu şarj etmiştik. Dolayısıyla hani yolda tabii ki evde şarj etme imkanına benzer bir imkan olmadığı için, zaten olsa bile yolculuğumuz birkaç gün süreceği için onları söylemiyorum, ama ilk evden çıkarken bir şarj edip çıkabilirdik. O zaman da 300 lira bir tasarrufumuz olurdu diye bir hesap yapabiliriz. Peki benzinli bir araçla yolculuk yapsaydık ne olurdu? Muhtemelen böyle 8 litre, 100 kilometrede 8 litre bir benzin yakacaktı. Çünkü 110-120 kilometre ortalama hızlarla gidiyorduk. Ve bu süre içinde de 8 lira. Bilemediniz 7 litre yakmış olsun. Ama biz genellikle 8 litre üzerinden hesapladık. O da 1000 kilometrede 80 litre ediyordu. 80 litre bugünkü fiyatlarla yaklaşık ne yapıyordu? 3200 lira gibi bir rakam tutuyordu. Şimdi 3200 lira 1626 lira, neredeyse yarı yarıya bir tasarruf etmiş olduk elektrikli otomobille giderek. Ne oluyordu o zaman? Yani 1 kilometrede 3.2 lira yakmış olacaktı benzinli araçla gitmiş olsaydık. Şimdi bu arada toplam 4 kere şarj molası verdik arkadaşlar. Ama bu şarj molalarını verirken sıfıra indirip 100'e kadar doldurmadık. Yani kimini mesela %33'lerde, 36'larda filan şarj istasyonuna gittik, doldurduk. Ve genellikle de %80 şarja ulaştığımızda yolumuza devam ettik. Yani şarjdan çıkardık ve yolumuza devam ettik. Bu sebeple de 4 kere mola vermek zorunda kaldık. Bu 4 molanın zorunda kalmadık aslında da, biz böyle tercih ettik. Bu 4 molanın her biri aşağı yukarı ortalama olarak 28 dakika sürdü. Yani işte ne kadar oluyor o da? 28, 56, 112 öyle mi? O civarlarda mı yapıyor? Evet, 112 dakika. Bu da ne yapar? İşte 2 saatten daha az bir süre olur toplamında. Evet, bizim
elektrikli Citroen C4X ile yolculuğumuz, yani 1000 kilometrelik yolculuğumuz 12 saat 7 dakika 23 saniye sürmüş. Şimdi benzinli bir araçla gitmiş olsaydık ne kadar sürerdi? Aşağı yukarı onu da yine 120 kilometre, 110-120 kilometre hızlarla gittiğimizi varsayacak olursak 10 saat civarında bir yolculuk yine de olacaktı. Ve buna bir de işte 4 kere biz mesela mola vermişiz. 4 kere benzinli otomobille de mola vermemiz gerekecekti. Çünkü en azından bir kere acıkacaktık, yemek molası verecektik. 2-3 defa işte kahve molası verecektik ya da ihtiyaç molası verecektik. Mesela kahve molalarının her birini 15'er dakika yapsak 3 tane, bunlar 45 dakika sürer. 45 dakikada yemek molası verseniz, hadi bilemediniz yarım saat verin, yaklaşık 1,5 saate yakın bir süre zaten geçecekti. 10 saatte üstüne koyalım, 11,5 saat civarında bir şey olacaktı. Yani aşağı yukarı 40 dakika civarında benzinli bir otomobille gitmeniz avantajlı olabilirdi ama ortadaki fiyata baktığınızda, yani cebinizden çıkan paraya baktığınızda elektrikli otomobille gitmenin çok daha avantajlı olduğunu görüyorsunuz. Yani yakıt tüketimi konusunda yarı yarıya bir avantaj söz konusu. Bu 1626 lira gibi bir para tüketmiş, böyle bir maliyet çıkarmış bize ama eğer ki bunu benzinliyle yapsaydık en az 3000 lira olacaktı. Biz 3200 lira diye hesapladık ama asgari hesaplamış olsaydık 1000 kilometrede 3000 lira civarında bir yakıt tüketimi söz konusu olacaktı. Bence bu otomobiller artık bunu düşünmeden alınabilecek seviyeye geldi. Hani diyoruz ya, elektrikli otomobillerin en önemli sorunu menzil. Dolayısıyla uzun yola çıkmaya cesaret edemeyiz bu araçlarla diyoruz ama öyle değil. Biz yolda mesela hiç böyle bir şey yaşamadık. Ne zaman durmamız gerektiyse, ne zaman işte şarj etmek için bir istasyon aradıysak çok kolaylıkla bulduk. Ve üstelik de her gittiğimiz istasyonda, belki kış olduğu için, yazın belki gittiğimiz güzergahta biraz yazın tabii yoğun olur. Birazcık sıra beklemek zorunda da kalabiliriz ama hiç sıra beklemedik. Bütün istasyonlar boştu ve çok rahatlıkla şarjımızı yaptık, yolumuza devam ettik. Acaba şarjımız biter de bir yerde kalır mıyız endişesi hiç yaşamadık. Çünkü şarjımız aşağı yukarı %20'lere kadar, %30'larda bazen yaptık. 20'lere falan indiğinde mutlaka karşımıza bir istasyon çıkıyordu. Ve çıkan bütün istasyonların hepsi de hızlı şarj istasyonlarıydı. Yani DC şarj istasyonlarıydı. Bu yüzden de çok rahatlıkla yolculuğumuzu tamamlamış gelmiş olduk. Çok uzattım biliyorum ve gecenin bu vaktinde biz de artık evimize gidelim istiyorum. Hadi arkadaşlar, hoşça kalın.